Oyun Dünyası'nda bu ay programının 2022'deki ilk bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Ocak ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından bakacağız. İlk oyunumuz God of War. Yeni gelecek olan God of War oyunu bir kenara, PlayStation cephesindeki oyunların PC'ye gelmesi artık alıştığımız bir duruma dönüştü. Bu durumun en yeni meyvesi de 2018 çıkışlı God of War oyununun PC'ye geliyor oluşu. Yunan mitolojisinde başlayan seriyi İskandinav mitolojisine taşıyan, oynanışa dair mekanikleri baştan aşağı yenilemesine karşın görkeminden ödün kaybetmeyen God of War, Ocak ayında PC oyuncularıyla buluşacak. Nvidia'nın DLSS ve Reflex gibi teknolojilerini barındıracağı açıklanan oyun, aynı zamanda kişiselleştirilebilir kontrollere ve ultra geniş ekran desteğine sahip olacak. Hem ilk defa oynayacak oyuncular, hem de daha önce PlayStation 4'te bitirip eskiyi yad etmek isteyenler için 14 Ocak'ta PC platformunda boy gösterecek olan God of War'un performans ve optimizasyon anlamında sorunsuz bir çıkış yapmasını diliyoruz. Now be ready. Açık Dünya RPG bir Pokemon oyunu. Evet, nihayet beklenen oldu. Pokemon'u ilk izlediğimiz yıllardan bu yana belki de pek çok oyuncunun hayali bu tarz bir Pokemon oyunu oynamaktı. Ancak Nintendo cephesinde daha korumacı adımlarla giden Pokemon oyunları serisi bugüne kadar görsel ve oynanış anlamında birbirleriyle benzer oyunlarla karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise bu durum değişiyor. Pokemon Legends Arceus ismiyle gelecek oyun bizleri Pokemon Diamond ve Pearl oyunlarında da gördüğümüz Sinnoh bölgesine götürecek. Bir yandan keşif ekibinin bir parçası olarak rütbe atlamaya çalışacağımız, öte yandan tüm Pokemon'ları yakalayarak Pokédex'i tamamlamak için maceraya atılacağınız oyun, önceki Pokemon oyunlarının konfor alanından çıkarak biraz daha Zelda benzeri elementler sunmaya hazırlanıyor. Pokemon dünyasını seven biri olarak benim de merakla beklediğim Pokemon Legends Arceus oyunu 28 Ocak'ta Nintendo Switch'te oyuncularla buluşacak. Tom Clancy's adı altında bugüne kadar pek çok oyun yapıldı. Son dönemde bu oyunların en çok ilgi göreni ise kuşkusuz Rainbow Six Siege. Öyle ki kendisinden sonra başka oyunlar gelmesine rağmen onun yaptığı etkiyi yapamamışlardı. Şimdi ise seri yeni oyununa kavuşuyor ve Rainbow Six Extraction ismiyle çıkış yapacak olan oyunda 18 operatör, 12 harita, 13 düşman arketipi ve yeni bir ilerleme sistemi yer alıyor. Çıkışından sonra ücretsiz içeriklerle destekleneceği açıklanan oyun aynı zamanda çapraz platform desteğiyle birlikte gelecek. İlk duyurulduğunda bende herhalde Rainbow Six Siege'e bir genişleme paketi geliyor düşüncesi uyandıran oyun için o günden bugüne fikrim pek değişmiş değil. Umarım tutan formülün suyunu sıkmak için ayrı çıkış yapan bir oyun olmaz ve oyunculara keyifli saatler yaşatır. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction 20 Ocak'ta PC, PS5, Xbox Series, PS4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak. PlayStation'la özdeşleşip PC'ye de gelecek oyunların bir yenisi Uncharted. 2016 yılında çıkış yapan ve oldukça beğeni kazanan Uncharted 4 Bir Hırsızın Sonu ve devamında ayrı bir oyun olarak çıkış yapıp ana hikaye sırasında diğer karakterlerin başından geçen olaylara tanıklık ettiğimiz yan oyun Uncharted Kayıp Miras elden geçirilerek tek bir paket haline geliyor. Uncharted Legacy of Thieves Collection ismiyle yayınlanacak olan sürüm ilk olarak PlayStation 5 oyuncularıyla buluşacak. 28 Ocak'ta PlayStation 5 çıkışını yapacak olan sürümün PC çıkışı için henüz netleşmiş bir tarih bulunmuyor. Ancak tıpkı God of War'da olduğu gibi PC tarafında benzer iyileştirmelere destek vereceğini tahmin ediyorum. Eğer daha önce Uncharted serisini oynamadıysanız elbette en baştan tecrübe etmeniz daha iyi olacaktır ama Uncharted 4 ile ilgili anılarınızı tazelemek isterseniz bu yenilenmiş sürüme göz atabilirsiniz. THQ Nordic tarafından geliştirilen sıra tabanlı RPG oyunu Expeditions Rome bu ayın dikkat çeken oyunlarından bir tanesi. Legatus isimli karakteri kontrollerimize sunacak oyunda kendimizi politik karmaşaların ortasında buluyoruz. Siyasi kavgalara kurban giden babamızın ardından Roma'dan kaçıyoruz ve Yunan isyancıların kontrolündeki bir askeri kampa sığınmak zorunda kalıyoruz.
askeri becerilerimizi geliştirerek herkese kim olduğumuzu göstermek için yola koyulacağımız macerada savaşlar kadar politik olayların da önemi büyük. Yani hem eli iyi kılıç tutan hem de düşmanlarını zekasıyla alt eden biri olmak, kısacası bir lider olmak için Legatus'u yönlendireceğiz. Beraberimizdeki yoldaşlarla maceraya atılacağımız pek çok taktiksel öğenin bulunduğu Expeditions Rom 20 Ocak'ta PC oyuncularıyla buluşacak. Sıradaki oyunumuz bilim kurgu temalı aksiyon platform türündeki Blackwind. Uzaylı istilası sırasında bir prototip savaş zırhının içine hapsolmuş olan James Hawkins isimli genç bir karakteri kontrollerimize sunan oyun, dünyayı istila etmek için gelmiş olan ve maden kolonilerine dadanan varlıklara karşı hayatta kalma mücadelesi verişimizi konu alıyor. Oldukça akıcı ve yoğun aksiyon sahnelerinin yaşandığı oyun, sunum tarzıyla ilgi çekmeyi başarıyor. Ancak hikaye anlamında ne kadar sürükleyici olacağını veya oynanış tarafında yeterince çeşitliliğe sahip olup olamayacağını ise çıkışıyla birlikte göreceğiz. Blackwind, bu ay çıkış yapan pek çok oyunla aynı tarihi paylaşarak 20 Ocak'ta PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One ve Switch platformları için çıkışını gerçekleştirecek. Ocak ayının diğer öne çıkan yapımlarına bakacak olursak, daha önce 26 Mart 2021 tarihinde Nintendo Switch için çıkış yapan Monster Hunter serisinin en yeni oyunu Monster Hunter Rise, bu kez 12 Ocak itibariyle PC için, hızlı aksiyon sahneleriyle dikkat çeken Ghost Runner'ın Project Hell isimli yeni DLC paketi 27 Ocak'ta PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One ve Switch için, kara kalemle çizilmişçesine grafikleriyle korku ve gerilimi tırmandırmayı hedefleyen Kingdom of the Dead 26 Ocak'ta PC için, Metroidvania tarzından ilham alan roguelite türünün son dönemde en çok dikkat çeken temsilcilerinden Dead Cells'in The Queen and the Sea isimli yeni DLC paketi 6 Ocak'ta PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için, 2016 yılında PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapan galaksiler arası keşif temalı Astroneer, yeni güncellemesi Xenobiyoloji'yi de yanına alarak 13 Ocak'ta bu kez Nintendo Switch için ve şehir kurma simülasyonu denilince son yıllarda zirveyi kimseye kaptırmayan Cities Skylines'ın sayısız DLC paketlerine bir yenisini ekleyen hava yolları temalı Airports DLC'si 25 Ocak'ta PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Peki sizin merakla beklediğiniz oyunlar hangileri? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzda Ocak ayında çıkış yapacak oyunlardan dikkat çekenlere yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, herkese iyi oyunlar.